Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine bütün Türkiye'yi sarsan can sıkıcı bir olayı konuşuyoruz. 12 yaşında bir evladımızı kaybettik. Semerkant'a ait bir medresede Abdüldaki Kadak ayrılmak istediğini beyan ettiği yurtta ölü olarak bulundu. Bu konuyla ilgili olarak İnsan Hakları Komisyonu'ndan 3 milletvekilimiz, Diyarbakır milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu, Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Tanalı görevlendirdik. Şu anda Adıyaman milletvekilimiz savcılıkta bilgi alıyor. Arkadaşlarımız aileyle temas kurma girişimindeler. Bu konuyu bütün yönleriyle araştırmak durumundayız. Tabii bu sırada Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama vatandaşın aklıyla alay eden ve vatandaşın vicdanıyla alay eden bir açıklama. Diyor ki yaz tatili geliyor. Merdiven altı yerlere değil, Diyanet İşleri'nin organizasyonlarına ya da bakanlığın organizasyonlarına yönelin. Bu merdiven altı yerleri açtırtan kim? Bunları koruyan kim? Bugün Türkiye'de 2000 civarında izinsiz, ruhsatsız, kaçak medrese olduğunu biliyoruz. 2013 yılına kadar bu tip yerleri açmanın 3 yıl ila 6 yıl arasında hapis cezası vardı. Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı. O günden sonra mısır patlar gibi her ilçede, her beldede bu kaçak medreseler ortaya çıkmaya başladı. Caydırıcı ceza yok. Kanunu değil, merdiven altı ama cezası yok. Ve bugün diyor ki buralara gitmeyin. Hayır, gitmeyeceklerse neden varlar? Neden göz yumuyorsunuz? Neden ceza vermiyorsunuz? Daha da vahimi, 2016 yılında Karaman'da Kayımder ve Ensar'a ait olan 10 çocuğun istismara uğradığı ve büyük infial yaratan Ensar Vakfı olayından sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Ensar'ın yurdundaki çocuklar küçük yaştaydı. O güne kadar bu vakıflar lise üstünde yurt açabiliyordu. Ortaokul seviyesine indirdiler Ensar'ın yurtlarını suç olmaktan çıkarmak için. Bugün de diyor ki merdiven altına yönelmeyin. Merdiven altına yöneltmeyin. Merdiven altının cezasını kaldırmayın. Sayın Erdoğan, bunu yapan sizsiniz, meselenin sorumlusu sizsiniz ama bu sorumluluğu üstlenmek yerine bu ifadeleri kullanıyorsunuz. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. İnsan Hakları Komisyonu üyelerimizin raporuna göre konuyu mecliste de takip etmeye devam edeceğiz. Urfa'da da takip etmeye devam edeceğiz. Bütün Türkiye'de de bu konuyu takip etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka sorunuz varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Abdülhatif Şener'in açıklamaları oldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini ifade etti. Farklı iddiaları da söz konusu. Genel bir değerlendirme yaparsanız neler söylersiniz? Abdülhatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak, kanım donarak izledim. Canlı yayında izlemedim ama ardından sosyal medyada, bugün televizyonlarda gördüm. Ve kanımız dondu. Abdülhatif Şener meselesinde şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdülhatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdemliler Hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği, sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiğini ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim. Hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var. Abdülhatif Şener takındığı tutumdan sonra işte seçildikten sonra partiye kaydolmuş. İkinci turdan önce istifa etmiş.
orada da suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş, birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş, kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği bir günde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir? Böyle bir anlayışa ne denir? Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hani seçim sonucundan ders alacağız ya, bu seçim sonucundan Abdülhatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış. Ve burada sadece şunu söylüyoruz. Yani Abdülhatif Şener'e listemize koyup da oy verdirttiğimiz ve onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız Cumhuriyet Halk Partililerden özür dilemek dışında söylenecek bir söz yok. Yoksa kendisi cevaba değecek bir tutum içinde değil maalesef. Özgür Bey, Bülent Kuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu genel başkana karşı daha dikkatli olmalı dedi. Yorumunuz ne olur? Şimdi şunu açıkça ifade etmek gerekir. Seçimin sonuçları her kademede değerlendiriliyor. Bu konuda Sayın İmamoğlu'nun, benim, Sayın Genel Başkanımızın farklı zamanlarda farklı değerlendirmeleri oldu. İlk günlerde özellikle sosyal medyada Sayın Genel Başkan'a yönelik olarak bir takım üslubunu asla kabul etmediğimiz hakaretamiz yaklaşımlara da son derece rahatsız olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi değişimi konuşmaktadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda değişimin önünü açacağım ifadelerini konuşmaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun değişime Sayın Genel Başkan'ın liderlik etmesi beklediği ifadelerini konuşmaktadır. Özgür Özel'in değişimin kararlı ama vefalı olması gerektiğini konuşmaktadır. Meşru bir zeminde bu üç ismin birbiriyle iletişim halinde olduğu, birbirine saygı duyduğu, birbirine omuz verdiği ve birbirine olan ilişkilerini son derece olması gerektiği zeminde ve partiyi kayırarak götürdüğü bir noktadayız. Bugün bazı yandaş gazetelerin işte CHP üç parça. CHP tek bir parçadır. CHP'deki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin geleceğini kendi kişisel menfaatlerinden önde görmektedir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı sıfatıyla, Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı, yardımcısı adayı sıfatıyla ve İstanbul Büyükşehir'in seçilmiş belediye başkanı sıfatıyla, Sayın Genel Başkanımız da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla son derece özenli, son derece saygılı, son derece yapıcı, partinin yüksek faydasını gözeten bir tutum içindeyiz. Bu anlamda bunun dışındaki uyarılar tabii kişisel uyarılardır. Bu uyarılar genel başkanın takınmadığı bir üslup, Sayın Genel Başkanımızın takınmadığı bir üslup, aksine Sayın Genel Başkanımızın yapıcı yaklaşımı ortadayken niçin yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur? Onu Sayın Kuşoğlu ile karşılaştığımızda konuşuruz. Kendisi saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdür. Ancak meselede biz tam da olması gerektiği gibi bir yerden tartışıyoruz ve örnek bir şekilde tartışıyoruz. Çok iyi sonuçlar alacağımıza ve bunun sonunda hem önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonra da Türkiye'nin kazanacağına kimsenin şüphesi olmasın. Bizim yaklaşımımız bu değişim, bu dönüşüm sürecinde üzerimize hangi görev düşüyorsa, daha önce futbol deyimiyle ifade etmiştim, santraforsa santrafor, orta sahası orta saha, yedek kulübesi ise yedek kulübesi. Sorumluluk almazsa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Çizgimiz budur. Çünkü bizden beklenen de budur. Kimsenin kendisini partiden çok ve hiç kimsenin partimizi bizden çok sevdiğini kimse düşünmesin. En çok partimizi ve ülkemizi seviyoruz. Onun için doğrulu olanları yapacağız. Karşısındasınız bu sürecin ardından. Şunu merak ediyor tabii tüm Türkiye ve CHP'liler. Kurultay yaklaşıyor. Aday mısınız, değil misiniz kurultayda? Ben daha önce de ifade ettim.
Cumhuriyet Halk Partisi için en doğru kararı vermek durumundayız. Kişisel kararlarımızın bir önemi yok. Bana sordular, genel başkan adayı mısınız? Genel başkan adayı da olurum, sorumluluk da alırım, fedakarlık da yaparım dedim. Bu kararı bütün değerlendirme süreçlerini, konuşmam gereken kim varsa konuşacağım dedim. Sayın Genel Başkanımızla konuştum, Sayın Ekrem İmamoğlu'yla konuştum. Önceki genel başkanlarımızla, önceki genel sekreterlerimizle, partimizin büyükleriyle, gençleriyle, partimizden umudu olan tüm toplumsal kesimlerle temas halindeyiz. Gerektiği yerde sorumluluk almaktan ve eğer gerekiyorsa fedakarlık yapmaktan kesinlikle kaçınmayacağım. Ama bu konuda tüm ismi geçenler ve hatta olası olup şu an ismi geçmeyenlerle ilgili olarak da herkes kendisi için değil, partisi ve ülkesi için en doğru değerlendirmeyi yapma sürecindedir. Bugün için bir adaylık ilanım yoktur. Ancak sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem. Efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bir takım açıklamaları oldu. Kamuda tasarruf tedbirlerini, araçları devreye sokacağız diye. Bu araçlar nedir? Öncelikle onu sormak istiyorum. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları gerçekten inanılmaz. Yani Cevdet Yılmaz sanki seçimlere girerken Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi de millet onlara görev verdi gibi açıklama yapıyor. Kamuda israfın önüne geçip tasarruf yapacakmış. İsrafı yapan sizsiniz. Belki 50. kere kamuda tasarruf yapacağım diyen sizsiniz. Şurada birkaç rakamım var. Onlara bakmama müsaade edin. Bakın Cevdet Yılmaz'ın söylediğine bakın. Kamunun kara taşıtı kiralama gideri son bir yılda %81 artmış. Hava taşıtı kiralama gideri son bir yılda %389, %400 artmış. Kamunun taşıt alım yani kamunun satın alma giderleri son bir yılda %1228 artmış. 12 kat artmış. Kamunun akaryakıt ve alım giderleri de %140 artmış. Şimdi Cevdet Yılmaz gelmiş, kamuda tasarruf yapacağız. Seni atayana söyle israf yapmasın. Kamuda tasarruf genelgesi var. Genelgede kim muaf? Saray muaf. Sana söyle, seni atayana söyle. Kamuda tasarruf genelgesine kendisini de seni de katsın. Cevdet Yılmaz diyor ki tasarruf yapacağız. Hayır, tasarruf yapacaksınız diyor. Kim yapacak? Hepimiz yapacağız ama saraydaki beyefendiler yapmayacak. Mevcut tasarruf genelgesinden Cumhurbaşkanı ve yardımcısı muaf. Bunu en iyi bilen de bütün bakanlar muaf. Bakanlıklar değil ama saraydaki bakanlar, görev yapanlar, kurullar hepsi muaf. Önce dönsünler, kendilerine baksınlar, vatandaşı kandırmaya çalışmasınlar. Çünkü bir diğer yandan da bir diğeri çıkıyor diyor ki, efendim yine kendi bakanı, önceki bakan, dün komisyon başkanı seçilen Vedat Bilgin işçilere söz vermişti. Asgari ücret $500 olacak diye. Bugün çıkmış Cevdet Yılmaz, asgari ücrette dolar konuşmayalım, TL konuşalım. Ya senin bakanın, düne kadar bakanın, şimdiki komisyon başkanın seçimden önce o istediği asgari ücretlilere $500 dedi. O dediğinde 19 lira derken diyecek. O zaman deseydi ki 9500 lira yapacağız deseydi. Bugün dolar olmuş 25 lira. Dolar konuşmayalım, TL'ye dönelim. Yani 12500 vermeyelim, 9500 verelim. Peki dolar konuşmayalım, Türk lirası konuşalım. Ev sahibi kiracıya o sabit Türk lirasını mı konuşuyor? Akaryakıt fiyatları Türk lirası mı konuşuyor, dolar mı konuşuyor? Doğalgaz fiyatları Türk lirası mı konuşuyor, yabancı para mı konuşuyor? Bütün giderler Türk lirası mı konuşuyor, dolar mı konuşuyor? Daha dün sen şöyle söylüyordun. Efendim dolardaki artış önemli değil, enflasyon etkisinden arındırıp bak. E o zaman asgari ücretli artışı verirken de böyle bak bakalım. Enflasyon ne noktada? Efendim Vedat Bilgin dediğinde 19 liraymış, doları suni tutuyorlardı. O günkü doların TL'sini konuşunca 9500. Hayır. Sayın Veli Ağbaba'nın da açıkladığı gibi 12500 lira asgari ücret
asgari ücretlinin anasının ak sütü gibi helaldir. Vedat Bilgin üzerinden bu iktidarın işçilere vermiş olduğu namus sözüdür. O sözü tutacaklar. O sözü tutmadıkları takdirde tamamen vatandaşı kandırdıklarını, emekçileri kandırdıklarını itiraf etmiş olurlar. Bundan sonraki süreçte seçim sattım halinde verilen bütün sözlerin en sıkı takipçisi olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak isterim. Efendim, 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u almak için bir nevi çalışmaların başlaması talimatını verdi. CHP'de de bir genel başkanlık tartışması sürüyor. CHP yerel seçimleri ne zaman hazırlanıyor efendim? Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı geçtiğimiz hafta bu konudaki yol haritasını Merkez Yönetim Kurulu'na sundu. Biz hep söylediğimiz ve üzerinde durduğumuz bir mesele, bu yerel seçimlerin, bu yaşadığımız günlerin, geçtiğimiz seçimlerin 14. günü, bitişinin 14. günü olduğu değil, önümüzdeki seçimlerin ilk 14 günü olduğudur. Bu bilinçle hazırlanıyoruz, bu bilinçle çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.